Arkadaşlar merhaba. Bu videoda LaTeX kodlarını nasıl yazacağımızla alakalı bilgi vereceğim. Öncelikle LaTeX kodları sıfırdan kod yazılmaz. Önce bir makale yazacağınız zaman göndereceğiniz dergiyi seçersiniz. Onun LaTeX taslağını indirip kullanırsınız. Ya da kendinize baştan bir sıfırdan bir LaTeX taslağı oluşturursunuz. O taslak üstünden devam edersiniz. Ben kendi çalışmalarımda ilk başlarda hazır makale taslaklarını kullanmaya başladım. Daha sonra kendime bir sıfırdan bir taslak oluşturdum. Sürekli artık o makale taslaklarını, kendi oluşturduğum taslağımı kullanmaya başladım. Şimdi sizin için de başlangıçta TechStudio'nun verdiği taslaklar üstünden kodları anlatayım. Daha sonra kendi taslağımızı oluşturma kısmına bakarız. İlk kodlarımızı nasıl yazarız? Şu an hiçbir kod yazımı bilmiyoruz. Nasıl bir makale derleriz, nasıl bir metin çıkartırız ortaya ona bakacağız. Herhangi bir taslak için From Template'ten bir tane taslak alacağız. Burada article taslağımız var. Öncelikle bunu alalım. OK dedik. Şimdi kodların yapısını tanıyalım öncelikle. Makalemizi yazarken yazacağımız makalelerin metnini, ana metnini begin dokümanla end doküman arasına yazıyoruz. LaTeX'te kodlar yazılırken bir yapı oluşturacaksanız bunun başına begin yazıp içerisine adını yazarsınız. Daha sonra bununla alakalı yaptığınız işlemler bittikten sonra end yazıp bunun ismini yine süslü parantez içerisine yazarsınız. Örneğin burada abstract yazılmış. Yine begin'le başlamış, end'le bitmiş. Daha sonra section vesaire var. Bunlar ayrı bir yapıda olmadığı için bunlar sadece ters slash'la başlıyor. TechStudio'daki LaTeX'teki kodlarımız her zaman ters slash'la başlıyor. Bir kod yazmak istiyorsanız. Mesela title denilmiş, author denilmiş, yazarlar, makale başlığı vesaire de. Bunlar hep ters slash'la başlıyor. En üstte ise dokümanın hangi tipte doküman olduğunu gösteriyor. Biz az önce article diye açtık. Bu letter olsaydı burada letter yazacaktı. Yani bir mektup tarzında olsaydı. CV olsaydı CV olacaktı. Mesela template'ten farklı bir taslak açalım. CV açalım bu sefer. Açtık. Bakın taslak tamamen değişti. Bir taslak oluşturulmuş. Hazır taslaklar üstünden çalışmayı öğreneceksiniz. Burada hazır taslaklardan kastımız makale derlenir öncelikle. Bu hazır taslak. Sonra bir oluşturduğu PDF üstünde neler yazıyor onlar kontrol edilir. Biz değiştirmek istediğimiz yerleri tek tek değiştiririz. Bazen ilk derlemeler dosyanızı LaTeX'e ilk kurduğunuzda ilk çalışması uzun sürebilir. Onun için endişe etmeyin. Çünkü normalde bazı paketler vardır kodları çalıştırmamız için. Mesela CV kolon paketi bu kodu çalıştırabilmeniz için arka tarafa mesela kütüphane yüklemesi gerekiyor. Bu yüklenmesi gereken kütüphaneler ise yukarıda usage paket dediği paketler şeklinde LaTeX'te tanımlanır. Bunları yüklemek için otomatik yükleme ayarları yapılması gerekiyor. Bunu bir önceki ilk videomda anlatmıştım. Ona muhakkak bakın. Yoksa her seferinde paket yüklensin mi diye size soru soracaktır ve işleri zorlaştırır. Bir yerde hayır dediğiniz anda LaTeX çalışmayabilir, hata verir, hatanın nereden olduğunu anlayamazsınız. O yüzden temiz bir kurulum yapmak için muhakkak ilk videomuzu izleyin. Burada mesela taslağı oluşturdu. Biz burada nereleri değiştirmek istiyorsak onları kodun içerisinden bulup değiştireceğiz. Unutmayın, başında yüzde işareti olan yerler yorum satırıdır. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Siz esasen koyu rengi veya renklendirilmiş yerlerdeki kodları değiştireceksiniz. Şimdi basitten başlayalım. Burayı yine kapatıyorum. Burada bakacağımız kısım en üstteki modern CV kısmıydı. Bakın burada A punto'nun tipi 11 punto. A4 boyutunda yazılacak. İşte yazı tipi sanırım bu. Şurası dili. Burası da yapının ismi belirtilmiş. Diğer tarafa baktığımız zaman burada sadece article belirtilmiş. Köşeli parantez içerisinde herhangi bir yapı yok. Standart LaTeX'in verdiği derleme kodları kullanılıyor. Şimdi ötekini kapatalım. Bunun üzerinden devam edelim. Şimdi bunu bir derleyelim. Neler varmış ona bakalım. Şimdi oluşturdu. Bir tarih attı kendisi otomatik. Nereden attığını bilemiyoruz. Abstract yazmış. Ve 1 diye başlamış. 1 dediğimiz şey bizim section'ımızdır. Section'lar bölümleri ifade eder. Örneğin birinci bölüm diye yazalım ya da giriş diye yazalım. Bu bölüme giriş dediğiniz zaman siz numarayı otomatik kendisi veriyor zaten. Siz numarayla uğraşmıyorsunuz. Yazan yerlere bilgilerimizi yazalım. Bu kısım başlıktır. Çalıştırmanın kısa yolu F5 bu arada. Yukarıdaki iki tane yeşil işareti olan üst üste olanı tıklayacaksınız ya da F5'e basıp ya da eskiden F1'di. Şu an F1 hala çalışıyor. Ona basarak çalıştırabilirsiniz. Dosyamızı da bir yere kaydedelim. LaTeX deyip
Ekran kullanımı. Ya açmayayım. Article diyelim. Açtık. Bakın şimdi oluşturduğumuz dosyanın içerisinde derleme yaptıktan sonra burada dosyalar oluşacak. Siz derleme yaptıktan sonra makaleniz bu PDF dosyasıdır. Burada 4 tane farklı dosya oluşturdu ve oluşturduğu PDF dosyası sizin makalenizdir. Dergiye yüklediğiniz zaman bu PDF dosyasını yükleyeceksiniz. Yani Word'de oluşturup farklı kaydedip PDF olarak kaydedilir. Burada da LaTeX'te ise tekst dosyası olarak kaydedilir. Bu kayıttan sonra siz teksti yüklemezseniz dergiye PDF'i yüklersiniz ya da PDF'i kullanırsınız. Burada kitap vesaire de yazabilirsiniz. Çok da kaliteli oluyor. Birkaç tane yazmışlığım var benim. Yani Word'de yazdığınızla hiçbir alakası yok yani. Unutmayın, LaTeX derledikten sonra derlediğiniz tekstin olduğu klasörün içerisinde PDF oluşturulur. Bu PDF'i istediğiniz gibi kullanırsınız. Diğer kısımlara gelelim. Yazar ismini dolduralım. Bakın hiçbir kod yazmıyoruz. Hazır taslak üstünden gidiyoruz. Sadece metinlerin nerelere yazılması gerektiğini biliyoruz. Özet buraya yazılacak diyoruz. Zaten İngilizce kelimelerden neyin nerede olması gerektiğini az buçuk anlıyorsunuz. Şimdi ilk kodlarımızı aldık ve hazır bir taslak üstünde nereleri değiştirebileceğimizi anladık. Bunun dışındaki kodları sırayla tek tek yapacağız bundan sonra. Unutmuyoruz. Ters slash'la kodları yazmaya başlıyoruz. Siz kod yazmaya başladığınız zaman Text Studio size yardım menüsü açıyor. Burada yazabileceğiniz, S ile başlayan yazabileceğiniz kodları çıkartıyor. Biz section yazmak istiyoruz mesela. Tekrar yeni bir bölüm yazacağız. Section yazıp Enter'a bastığınızda otomatik olarak süslü parantez ve title içerisine geliyor. Mesela materyal ve yöntem diye yazalım biz buraya. Derleme yaptıktan sonra ikinci başlığımız geldi. Sonra üçüncü başlığı vesaire yazmak istiyoruz mesela. Giriş, materyal, sonuçlar. Derliyoruz. Sonuçlar geldi. Kopyaladık, yapıştırdık. Tartışma ve sonuç deyip makalemizi bitirdik. Referanslar kısmı için ayrıca bir kod göstereceğim. Onun için referanslar başta oluşturmanıza gerek yoktur. Makaledeki ana düzen ve kodların yazımı şu anda bu şekilde. Bundan sonraki derslerde teker teker diğerlerini göstereceğim.